trafikte, yolda ya da herhangi bir ortamda kalp krizi geçirdiğini bilmiyor insanlar. Yani bir uyuşma olduğunu sanıyorlar ama bunun kalp krizi mi yoksa dokusal bir şey olduğunu tam fark edemedikleri için uzmana gidip de danışmıyorlar ya da erteliyorlar. Bu hususta da bir önemli açıklamalar yapıyorsunuz. Yani işte tabii göğüs ağrısı olur ise o önemli bir şey. Yani göğüs ağrısı olduğu zaman bu trafikte de olabilir ya da yürürken de olabilir, evde de olabilir. Bu tür durumların, bütün göğüs ağrılarının bir kere muhakkak bir doktora gözükmesi lazım. Özellikle gençlerde bazen hani böyle kas ağrıları, mas ağrıları, miyajiler, hani böyle kalp krizini taklit eden ağrılar böyle çok panik yapıp panik ataklara sebep olabiliyor, şey yapabiliyor ama yine her halükarda yine bir kalp doktoruna gözükmekte fayda var. İhmal herkesin etmeden. Muhakkak. Çünkü herkesin bir kere zaten bir eko falan yaptırması lazım. Ekokardiyografi dediğimiz yöntemle. İşte doğuştan kalbin delik olabilir, kalp yapısında problemler olabilir, işte anomaliler olabilir, koronerlerin kalp damarlarında çıkış anomalileri olabilir. Yani bunların aslında önceden tespit etmek lazım. Muhakkak herkesin bir kere bir doktora gitmesi. Özellikle göğüs ağrısı varsa, eforla gelen özellikle göğüs ağrıları varsa bu son derece kıymetli. Yani yürüdüğün zaman, koştuğun zaman bir göğüs ağrısı gelmiyor olması bize son derece iyi bulgu verir ve bunu iyi tetkik ettiğim zaman bu sonuç genelde koroner anjiyo kadar gider. Ve genelde bu tür şikayet olanlarda genelde bir takım kalp damar tıkanıklıkları çıkar. Ve bu kişiler aslında şanslı kişilerdir. Çünkü göğüs ağrısı önceden bir sinyal veriyor. Bazı kişiler maalesef şanssız oluyor. İşte hiç göğüs ağrısı sinyal vermiyor. Ve ani işte ölümler olabiliyor. Ani kalp krizleri. Bunlar mesela biraz daha şanssız grup. Ama bunlarda da işte yine risk faktörleri önemli. İşte genetik risk faktörü var ise, işte sigara, diyabet, tansiyon, obezite bunlar var ise bu kişilerin düzenli olarak doktor kontrollerine gitmesi kendilerini gerekiyor. Kendilerini ihmal etmemeleri gerekiyor. Kesinlikle. Ve uzman doktorlara kesinlikle. En kısa zamanda mesela, gitmeleri mesela gerekiyor. Mesela genetik olarak yatkılı olan kişinin mesela 30 yaşından sonra düzenli olarak her yıl efor testine girmesi lazım. İşte eko arada yaptırması lazım. Ya da işte genetik olarak hani çok belirgin değil ama hasta kişi sigara içiyorsa, obezitesi varsa bu kişilerin de böyle 30'lu yaşlardan sonra belirli aralıklarla efor testi gibi kalp damar tıkanıklığını araştıran testleri, gerekirse anjiyoya kadar giden testleri yaptırması lazım. Çünkü maalesef kalp krizi geçirildiği zaman kalp geçirilenlerin maalesef 1/3'ü o an ölüyor.